başlık parasını bulmam mümkün değil Cemile. Ama mecbursun bundan. Yoksa evlenemeyeceğiz. Ama o parayı bulmamın imkanı yok Cemile. Başka bir yol bulalım. Nasıl bir şey mesela? Mesela seni kaçırmak gibi. Hayatta olmaz. Kan davası mı çıkarmak istiyorsun? Ama ne yapacağız Cemile, söyler misin? Yoksa gönülsüz müsün? Olur mu öyle şey? Ben senden başkasının olamam Dündar. O zaman bir çözüm bulmamız lazım Cemile. Bak aklıma ne geldi. Kız kardeşin sana. Senin için bir fedakarlık yapsa. Nasıl yani, anlamadım. Abla neyin var senin? Canım sıkkın biraz. Niye, ne oldu? Abim istenen başlık parasını bulamayacak. Bize ne? Onun sorunu. İşte öyle değil. Para yoksa berdel yapabilirler. Yok canım. Daha neler? Öyle deme Elif. Abimin Cemile'ye ne kadar sevdalı olduğunu bilmiyor musun? Gözü başka kimseye görmüyor. Biliyorum canım. Bilmez miyim? Ama inşallah olmaz öyle bir şey. İnşallah canım. İnşallah. Günaydın baba. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın baba. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Başlık parasını ne yaptın? Borç falan bulacağım diyordun. Evet. Ama ben başka bir çözüm buldum baba. Ama tabii sen de istersen. Neymiş o? Bankamı soyacağız. Hayır baba. Berdel. Berdel mi? Ne diyorsun sen? Sana emin vereceğiz ya. Olmaz öyle şey. Ama baba, berdel yapmazsak ben evlenemem. Çünkü Cemile'den başkasıyla evlenmem. Evlenmezsen evlenme, sen bilirsin. Ama ben evlenmezsem sen de kendi soyunu devam ettiremezsin. Hiçbir zaman senin soyadını taşıyan bir erkek torun sahibi olamazsın. Bak orasını hiç düşünmedim. Doğru söylüyorsun. Soyumuzun devamı için senin evlenmen lazım. Ama sana hem kabul eder mi ki? Babasının soyu için artık bir fedakarlıkta bulunur herhalde. Bu yaşa kadar besleyip büyüttün onu. Bir konuşalım bakalım. Konuşuyorlardı ki. Korktuğun başına geldi abla. Yoksa? Hayır baba, hayır. Sus kız. Bağırıp durma. Bana bunu yapmaya hakkınız yok. Ben ne kötülük yaptım size? Abinin evlenmesi için böyle olması gerekiyor. Ben gece gündüz çalışır bulurum o parayı baba. Ne olur vermeyin beni lütfen. Uzun ettin ama. Saniye sürükle, ağlayıp durma. Karar verilmiştir. Berdel gidiyorsun, o kadar. Baba lütfen yapma ne olur. Hem sen koskoca adam. Hem ben daha evlenmeyi düşünüyorum. 20 yaşında kızsın. Evlenmeyip ne yapacaksın? Yeter bu kadar beslediğim. Baba ne olur kıyma bana. Ben mutlu olamam o evde. Bunun sonu iyi olmaz baba. Çekil karşımdan be. Yazıklar olsun abi. Hiç mi vicdan yok sende? Neden yapıyorlar bunu bana Elif? Ben onlara ne yaptım? Annem öldükten sonra evin bütün işlerini ben yaptım. 8 senedir karınlarını ben doyuruyorum.
Bana nasıl yaparlar bunu, nasıl? Ablacığım, canım üzülme, ne olur. Demek Berdel fikri senden çıktı ha? Aferin. Yoksa abin bekar kalacaktı. O kadar kız istedik, hiçbirini vermediler. Canım abim de biraz kibar olsun, güzel giyinsin. Kızlar öyle erkekleri sever. Seveceğim şimdi ben seni. Neyse. Hadi diyelim Berdel işi oldu. Sanem denen o mızmız anlar mı ev işlerinden? Anlamaz olur mu? Annesi öleli o çekip çeviriyor evi. Yemek, bulaşık, çamaşır hepsi onda. Göreceğiz bakalım. Kız sanki evet dedi de. Haklısın. Kim evet der ki sana? Niye? Şu haline bak. Üzülme abla. Boşuna surat yapıp durma. Akşama yüzük takılacak. Hadi biraz hazırlık yapın. Elif sen dur. Ablana söyle beni rezil etmesin akşam. Güzelce giyinsin. Yoksa fena yaparım. Daha fena ne yapacaksın ki baba? Yaptın yapacağını. Kes sesini sen de. Ulan sizi bu yaşa kadar tuttuğum kabahat. Senin de ilk isteyene vermezsem namerdim. Abla dinle. Babam çok sinirli. Güzelce giyinsin, rezil etmesin beni dedim. Niye güzel giyineyim ki Elif? Ben isteyerek evlenmiyorum ki. Ne yapacağız abla? İnan aklıma hiçbir çare gelmiyor. Bilmiyorum Elif. Bilmiyorum. Vallahi tebrik ederim sizi Haydar Bey. Böyle düşünmeniz çok iyi oldu. Hem de bir sürü masraftan kurtulduk değil mi? Aa, kahveyi sen mi getiriyorsun? Düğün denilen bir günlük tantana. Ne gerek var canım o kadar nümayişe? Çok haklısınız Haydar Bey. Artık taksak yüzükleri diyorum ama. Takalım tabii de bizim kız hazırlanamadı bir türlü. Onu ben de görüyorum. Baksanıza. Kahveleri bile gelin değil kız kardeşi dağıtıyor. Evet öyle oldu biraz ama şimdi gelir sanem. Biraz titizdir de. Ne yapıyor hala bu? Hani hazırdı? Ne bileyim ben? Çok konuşma. Git ona söyle. 5 dakika içinde odaya gelmezse onu çeyiziyle beraber yakarım. Babam rezil oldu be. Cemile kızım yanlış anlamıyorsun değil mi? Senin yüzünde burada takılacağı için. Olur mu öyle şey? Büyükler uygun gördüyse sorun yok demektir. Aferin. Kızını iyi yetiştirmişsin Zümrüt Hanım. Tabii ki. Ben iyi yetiştirdim ama. Ya sizinki? Abla. Herkes seni bekliyor. Beklesinler ne yapayım? Ama onların karşısına çıkmak zorundasın abla. Babam ve abim çok sinirli. Sana bir zarar verirler diye korkuyorum. Sana bir şey olursa ben ne yaparım? Canım kardeşim benim. Demişler kız evi naz evi. O raddeyi çoktan geçtik Haydar Bey. 2 saattir buradayız çünkü. Haklısınız. Yüzük takılacağı akşamda naz mı olurmuş değil mi? Yani. Aa işte geldi benim kızım. Nihayet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş geldiniz. Sağ ol.
Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Artık kızımız da geldiğine göre yüzükleri takabiliriz. Evet. Dündar, Cemile, siz bu tarafa geçin. Rüstem de Sanem'e de ben takayım. Kızım getir şu tepsiyi. Geç oğlum. Hadi. Hayırlı olsun. Ben o adama yar olamam. Ölürüm daha iyi. Delirsemelim. Sen de gördün. Ben nasıl yaşarım o anda abla? Haklısın ablacığım. Ama ölmek çözüm değil. Bizi de mi düşünmüyorsun? Sadece seni. Sadece seni düşünüyorum. Ablam benim. Evleneli bir ay oldu, hala öğrenemedi hiçbir şey. Yarım saat tuzlu kara, 5 dakika kibrit ara. Ne bu canım? Sonra bu ne bu böyle acayip bir menemen? Hiç görmedim. Böyle gelin olur mu canım? Anne yeter, tamam. Niye yetsin canım? Sevil'i öyle mi yapıyor? Git bak istersen. Kadının kalitesi mutfakta belli olur, mutfakta. Ya... Eline sağlık kızım. Bu ne güzel menemen böyle. Afiyet olsun babacığım. Cemile yaprak sarmasını da çok güzel yapar baba. Aferin gelin sana. Dündar'ı seninle evlendirmekle doğru yaptığıma bir kere daha kanaat getirdim. Sağ ol babacığım. Battık vallahi, battık. Niye batalım ki? En lazım şeyleri aldık. Yarısı temizlik malzemesi. Ne gerek vardı o kadarına? Bunlar olmadan yaptığım temizliği size beğendiremem. Sen bana laf mı yetiştiriyorsun sokak ortasında? Ne alakası var anne? Anne... Sen gitsen de ben de bir babamlara uğrasam. Evleneli hiç gitmedim. Ben taşıyamam bunları. Sonra gidersin. Hep öyle diyorsunuz ama göndermiyorsunuz. Cemileler 2 kere geldiler bize.
Sen kendini Cemile ile kıyaslama. Hadi yürü. Ama çok özledim. Şimdi izin vermiyorum. 10 dakika oturup gelirim. Ne var ki bunda? Olmaz dedim. Üsteleme gelin. Yürü hadi yürü. Abla. Eli abla. Canım benim. Nereden çıktın sen? Çarşıya gitmiştim. Markete bir uğrayayım dedim. İyi ki uğramışım. Seni çok özledim abla. Ben de canım. O kadar dedim git ziyaret et diye. Sonra giderim diye diye 2 ay oldu neredeyse. Şimdi giderim ben de. Canım gördün ya, artık ne gerek var ki? E olsun, oturup konuşuruz. Hasret gideririz. Böyle ayaküstü olmaz ki. Rüstem gelir işte, merak eder karısını. Evli barklı kadın. Evet, sonra gelirim canım. Hadi, yürü hadi. Abla, sen iyisin değil mi? Sonra konuşuruz. Demek anneme karşı gelirsin ha? Gidip ne yapacaksın babanın evinde? Ha? Çok özledim onları. Öyle her şeyin istediğini yapamazsın, tamam mı orada? Tamam mı? Ben kötü bir şey yapmadım. Sadece 10 dakika koruyacaktım, o kadar. Annem ne derse o olacak bundan sonra. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı söyle? Tamam. Ablamı gördüm bugün. Öyle mi? Nasıl morali? Pek iyi değil galiba. Konuşamadık ama hiç mutlu görünmüyordu. Alışır alışır. Bana pek öyle gelmedi ama inşallah alışır. Eline sağlık kızım. Söylerken duydum. Bugün Sanem'i görmüş. Çok mutsuzmuş. Yalan. Mutsuz olsa şimdi 10 kere gelirdi değil mi? Daha bir kere gelmedi. Vallahi doğru söylüyorsun. Hem niye mutsuz olsun ki? Annem çok anlayışlı bir kadındır. Bu da kim bu saatte? Bilmem. Baban uyanmadan bir bak istersen. Kim gelir ki bu saatte baba? Bilmem, aç bakalım. Abi. Sanem. Sanem. Baba ben geldim. İyi de kızım, bu nasıl geliş böyle? Gecenin bu saatinde bu valiz neyin nesi? Evden kaçmış baba. Buraya dönmüş bu. Öyle mi kızım? Evet baba. Alışmaya çalıştım ama başaramadım. Ne yapsam yaranamıyorum. Sürekli kavga, bir de üstüne dayak, dayanamadım artık. İftira etme. Suçu kendinde ara. Halimi görmüyor musun? Ben mi morarttım yüzümü gözümü? Ama kızım sen yanlış yaptın. Neden baba? Biz sizi berder evliliği yaptık. Sen geri dönersen Cemile de dönmek zorunda kalır. Ama benim halim de ortada. Yapacak bir şey yok. Abim ve yengen çok mutlu. Onları ayıramayız. Sen de mecburen alışacaksın o hayata. Gerekirse ben Zümrüt Hanım'la konuşurum. Bir şey değişmez baba. Beni geri gönderme ne olur. Gitmek zorundasın kızım. Abinin yuvasının dağılmaması için gideceksin. Baba halini görmüyor musun ablamın? Her evlilikte olur böyle şeyler. Dinler. Rüstem'i ara, gelsin götürsün karısını. Seni utanmaz rezil. Bir de yüzüğünü çıkarmış, yüzüğünü. Takı şunu parmağına. Kıracağım parmağını. Şimdi kim alacak seni benim elimden? Kim alacak? Oğlum! Artık dayak yok. Bundan sonra sürekli iş var. Başını kaşıyacak vakti olmayacak onun.
Ya anne vursam iki tane sinirimi atarsın. Yok, ayak yok dedim oğlum. Mutsuz olmaya bile vakti olmayacak onun. Yürü kız içeri, yürü. Yürü. Bundan sonra çamaşır makinesi çalıştırmak yok artık. Bunlar da sabaha kadar yıkanmış olsun. Sabah da erkenden hamur mayalarsın. Anladın mı? Bir daha cesaret edemez geri gelmeye. Evet. Bu Berdel hakikaten iyi bir şeymiş. Ama bir an çok korktum. Baban kızına dayanamaz falan diye. Yok, dayanır, merak etme. Erkek de onun sevdasına her şeye göz yumar. Rezil ettin bizi babanın evine dönmekle. Sonuç ne oldu? Gene kürkçü dükkanına geri döndün. Yere atmasanız, daha yeni süpürdüm. İşin ne? Bir daha süpür. Zaten ne temizlik biliyorsun, ne de doğru düzgün bir yemek. Hamurun mayası gelmiştir. Silme işini bitir de ekmek yap. Bakalım onu nasıl yapacaksın? Ekmek yapmaya ne gerek var? Fırında her türlüsü satılıyor. Ben de biliyorum herhalde. Ama bana dokunuyor. Yiyemiyorum ben onları. Hadi, elini çabuk tut biraz. Ben artık bir torun istiyorum. Biraz erken değil mi? Ben daha bu eve alışamadım. Senin de alışacağın yok ki gelin. Bebek olunca alışırsın. Kadın kısmı bebek doğuruncaya kadar misafir sayılırmış. Hem bundan sonra benden izinsiz bakkala bile gitmeyeceksin. Duydun değil mi annemi? Duydum. Eve benim iznim olmadan kimseyi de çağırmayacaksın. Elif falan gelirse? Fark etmez. Önce bana haber vereceksin. Tamam. Aldın mı? Aldım, aldım. Peki testi yapınca hemen anlaşılacak? Evet. O zaman bir an önce yapalım şunu. Heyecandan öleceğim. Abimler çarşıya gittiler. Ben de sana gelmek istiyorum ama müsait misin? Müsaitim canım. Ama kayınvalidemden izin almam lazım. Niçin? Senin gelmen için. Bu ne biçim şey abla ya? Ben sen gelinceye kadar ondan izin alırım. Sen çık gel şimdi. Hadi görüşürüz o zaman.
Elif. Elif evdeydi ama bir yere gitti herhalde. Boş ver, daha iyi işte. Hadi yap şu testi. Tamam. Fatma abla. Annem sana gelmemiş miydi? Geldi de çıkalı çok oldu ama. Allah Allah. Nereye gitti acaba? Bilmiyorum. Benden çıkalı çok oldu. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ah, abla. Ablacığım. Canım benim. Sen niye dışarıdasın abla? Ben evi biliyordum. Kaynanamı arıyorum. Komşuya gidiyorum dedi ama bulamadım. Niye arıyorsun ki kaynananı? Senin geleceğini haber vermek için. Yoksa eve alamam seni. Yani kardeşini bile. İnanmıyorum. Abla resmen esir hayatı yaşıyorsun o evde. Ben çok mutsuzum Elif. Dayanmaya çalışıyorum ama mümkün değil. Üzülme abla. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Üstüne üstlük bir de kaynanam torun istiyor. Eğer anne olursam ne olursa olsun katlanmam gerekecek. Ya bebeğin olmazsa yine de katlanacak mısın o hayata? Hayır. Çünkü beni tutacak bir şey kalmaz. Abimin yuvası falan umurumda değil. Yoksa ben o evde ölüp gideceğim. Allah korusun. İnanmıyorum. Canım, canım benim. Canım. Afiyet olsun. Kardeşin eve girmedi değil mi? Hayır, girmedi. İyi. Çünkü ben pek güvenmiyorum ona. Çok kötü bakıyor insana. Elif iyi bir kızdır. Sen öyle diyeceksin tabii abla olarak. Ama ben hiç sevmedim. Aa, ne oluyor gelin? Midem çok bulanıyor. Aa, ne duruyorsun? Gitsene lavaboya. Salonun ortasına mı kusacaksın? Alo Rüstem oğlum. Gelirken bir eczaneye uğra da gebelik testi al. Hı, torun geliyor galiba. Kızım sen de sevinsene. Hala oluyorsun. Ne asıyorsun suratını? Bugün ablama gittim. Çok mutsuz. Neredeyse hapis hayatı yaşıyor. Hapis mapis alışacak artık. Kaç ay oldu? Hem artık geri falan da dönemez. Niye dönemesin? Kızcağız çok mutsuz ve perişan durumda. Çünkü biz bebek bekliyoruz. Bu yuva dağılamaz artık. Hmm. Aklı varsa kendisi de doğursun bir tane. Belki o zaman alışır. Vallahi abin haklı kızım. Sen erkek torun sevdasından böyle konuşuyorsun baba. Kızının ne hale geldiği umrunda değil. Değil tabii. Evli baklı kız artık. Elif biraz uykusal. Onun öyle dediğine bakmayın. Sanem geri gelemez artık. Neden? Bugün annemi aradım bebeği müjdelemek için. Biz de bebek bekliyoruz dedi. Şöyle ya, bu iş buraya kadar. Artık ne zaman geri gelecek diye beklemek yok. Bundan sonra sadece torunumu bekliyorum. Aslan oğlum benim. Demek baba oluyorsun ha? Evet anne. Sen de anne oluyorsun gelin.
Hadi yine iyisin. İşlerden yırtarsın biraz. Son aylara kadar yaparım ben işlerimi. Ay dur. İçimden geldi. Benim beşi bir yerdelerden birini geline takayım da yarın Haydar Beyleri ziyarete gidelim. Belki onlar da benden görüp Cemile'ye bir şeyler takarlar. Bana bir çay daha koy. Aa, buradaydı. Allah Allah. Burada da yok. Hay Allah'ım. Hah, buraya mı koydum? Burada da yok. Allah'ım. Seni Hızır, seni namussuz. Nerede benim altınlar söyle. Ben bilmiyorum. Nasıl bilmezsin ha? Senden başka kimse var mı bu evde? Söyle ne yaptın altınlarıma söyle. Ben altınlara dokunmadım. O zaman Elif denen kardeşin çaldı. Elif bu eve hiç girmedi ki nasıl çalsın? Öyleyse sen çaldın demek ki. Söyle yoksa ben sana söyletmesini bilirim. Vallahi ben çalmadım yemin ederim. Yerini bile bilmiyorum. Karnımdaki bebeğin üzerine yemin ederim ki ben almadım. Hem niye alayım ki? İftira ediyorsunuz bana. Ben almadım. Başka ihtimal yok. Rüstem. Boz tövbeni oğlum. Söylet altınların yerini. Gel buraya. Hayır. Gel buraya gel. Hayır yürü. Yapma ne olur. Yürü. Ben sana söylemesini bilirim şimdi. Yalancı. Böyle kız. Vurma hırsız beni. Ye dayan da aklın başına gelsin. Seni edepsiz seni. Söyle. Evimizde yılan yeter. Beslemişiz. Yapma yeter. Öyle kız. Oo, hak ettin sen bunu. Bir yıkladın şurada. Peki ablam iyi mi şimdi? Ne olmuş? Ne olmuş dedim kız sana? Ablam düşük yapmış baba. Geç oldu artık yatsanıza. Tamam baba yatacağız biraz. Kim ki gecenin bu saatinde? Yoksa? Yok baba daha neler. Başkasıdır. Sanem yine ne işin var burada? Abi. Bu eve giremezsin artık. Başka nereye giderim ki ben? Geri dön Sanem yanlış yapıyorsun. Dönmem abi dönmem. Haksız yere dövdüler beni. Dayak yüzünden karnımdaki bebeğimi bile düşürdüm. Umurlarında olmadı. Ben o vahşilerin yanına dönmem. Baba izin verin gireyim eve. Kızım evlilik bu çocuk oyuncağı değil ki. Sana durumu anlattım. Siz berder evliliği yaptınız. Abinler bebek bekliyor. Artık geri dönüşü yok bu işin. Ama ben zulümlerine dayanamıyorum baba. Ölüp gideceğim o evde. Bir kere de bana hak verseniz. Törelerimizi biliyorsun. Başına ne gelirse gelsin baba evine dönemezsin. Ancak cesedin çıkmalı o evden. Ancak o zaman ayrılırsın kocandan. Son sözün bu mu baba? Evet bu. Tamam baba. Şimdi gidiyorum ve bir daha adımımı atmayacağım bu eve. Abla! Sus kız sen de. Nereye giderse gitsin. Yürü odana. Thank you.
bir arasak mı? Hoş. Şimdiye kadar onlar arardı ama. Sen bilirsin. Bak onlar aradı. Efendim. Zümrüt Taştan'la görüşebilir miyim? Benim. Kimsiniz? Ben karakoldan arıyorum. Karakoldan mı? Bir iki gün içinde altınlarınız kayboldu mu? Evet. Hırsız yakalandı efendim. Ne? Altınlarınız karakolda. İsterseniz şimdi gelip alabilirsiniz. Ama... Törelerimizi biliyorsun. Başına ne gelirse gelsin baba evine dönemezsin. Ancak cesedin çıkmalı o evden. Ancak o zaman ayrılırsın kocandan. Babamın çayını biraz daha demli koyar mısın? Hı hı. Çay hazır Elif, hadi sen de gel. Ben kahvaltı yapmıyorum. Ne demek yapmıyorum? Canım istemiyor baba. Dilim fazla uzadı senin. Tamam baba, boş ver. Sen hem döndü galiba. Ne ondan ne de Rüstemlerden ses çıkmadı. Dönmeyeyim ne yapacak? Paşa paşa kocasının evine dönecek. Abla! Kızım! Sanem! Kızım, Sanem! Yavrum! Yavrum! Sizin yüzünüzden! Ablamı siz öldürdünüz! Ablacığım! Gencecik yaşında kıydı canını! Ablam! Böyle yapacağını bilemezdim. Kızım, yavrum! Sanem'im! Keşke onu bir kere dinleseydi. Ablacığım! Değer miydi? Canına kıymaya değer miydi? Sen nereden bileceksin ki? Hiç konuştun mu? Bir kere kardeşim mutlu musun dedin mi? Yavrum. Babam da sen de hep kendinizi düşündünüz. Ablacığım. Şuradan benim. Yavrum benim. Ablam. Sakın. Salak şey. Kendini öldürmeye ne gerek vardı sanki? Düştüyse bebeğin bir daha yaparsın. Hapse girmem değil mi anne? Ailesi şikayetçi olmazsa girmez. Ama şimdi daha önemli bir durum var. Nasıl yani? Sanem öldüğüne göre berdel bozuldu, berdel. Duyunca çok üzüldük ama böyle yapacağını bilemezdik. Her evlilikte olur ufak tefek sorunlar. Biz de dedik ama dinletemedik. Çünkü en başından istemiyordu bu evliliği. Neyse. Hepimizin başı sağ olsun. Ama olmuşla ölmüşe çare yok. Öyle. Töreleri biliyorsunuz Haydar Bey. Bir şey mi demek istiyorsunuz? Evet. Sanem öldüğüne göre berdel bozuldu. Bunu biliyor olmanız lazım. Üzüntüden hiç aklıma gelmedi vallahi. Haklısınız. Berdel bozuldu. O yüzden taze taze halledelim bu sorunu. Ya başlık parası verirsiniz ya da Elif ablasının yerine berdel olacak. Olamaz. Bir kızımı daha ateşe atamam. Parayı bulmaya çalışacağım. Madem öyle, yarına kadar düşünün. Kararınızı bize bildirirsiniz.
vermeyeceksin değil mi baba? Yoksa ablam gibi ben de canıma kıyarım. Sana kıyar mıyım kızım? Bir aileden bir kurban yeter. Seni de ateşe atamam. Keşke ablam için de böyle yapsaydın. Şimdi ona da sarılıyor olurdun baba. Yarama tuz basma kızım. Yaptık bir hata ama telafisi yok. Şimdi çok pişmanım. Ama neye yarar? Babam Elif'i vermezse ayrılacak mıyız Dündar? Acısı taze. Biraz zaman geçsin verir. Bence vermez. Ben de bebeğim karnımda babamın evine dönerim. Olmaz öyle şey. Ben babamla konuşurum. Dün gece hiç uyumadan düşündüm bunu. Biz yanlış yaptık. Neden yanlış olsun baba? Evlendim ben. Cemile hamile. Torunun yolda. Bir torun sevdasına bir evladımı kaybettim. Peki şimdi kararın nedir? O parayı bulamam. Bu durumda Cemile baba evine dönsün. Bunu bana nasıl yaparsın baba? O benim karım. Karnında senin torununu taşıyor. Hiçbir şey umurumda değil. Ne oluyorsa hep senin yüzünden oluyor. Cemile diye tutturmasaydın bunların hiçbiri gelmeyecekti başımıza. Ama baba. Konuşma bitmiştir. Söyle Cemile'ye hazırlansın. Ben şimdi annemin evine mi gideceğim Dündar? Hayır tabii ki. Ben seni bırakmam. Ara anneni. Berdeli bozdular ama ben gelmek istemiyorum de. Dedim ama kabul etmiyor. Ya 30.000 lira verecek ya da Elif alırız diyor. Peki gitmezsen ne olur? Gelip zorla alacak değil ya. Sizinkilerden ne haber? Senin burada kalmana razı oldular galiba. Razı olmamışlardı ama o günden beri hiç konuşmadık. Haydar Bey! Haydar Bey! Haydar Bey! Haydar Bey! Ne oluyor Zümrüt Hanım? Sakin olun biraz. Kızımı almaya geldim. Gelmek istiyorsa al götür. Ben bir yere gitmiyorum. Gelmeye mecbursun Cemile. Ben seni kolay yetiştirmedim. Cemile hiçbir yere gitmiyor anne. Rüstem, al şunlardan kardeşini. Kolaysa gel al. Zümrüt Hanım, çok yanlış yapıyorsun. Kızının mutluluğunu düşün. Sen düşünmüş müydün Haydar Bey? Cemile, gel kız buraya. Gelmem anne. Ben Dündar'ı seviyorum. Ve onun bebeğini taşıyorum. Ne yaparsan yap gelmem. Boşuna uğraşma. Bu insanların yakasından da düş artık. Zamanında iyi davransaydınız Sanem'e bütün bunlar olmazdı. Dündar. Kardeşimi ver bana. Vermiyorum. Cemile. Cemile gel buraya. Abi lütfen. Ya Cemile sana gel diyorum. Gel. Abi ne yapıyorsun? İndir o silahı. Sana. Bizimle geleceksin diyorum. Tamam gelirim abi. Hayır. Tamam. Hiçbir yere gitmiyorsun. Gelecek. Hayır. Abi ne olur. Dündar bırak kızı. Bırakmıyorum. Bırak. Hayır, tamam. Gitmeyeceksin. Cemile. Ölme Cemile. Beni yalnız bırakma. Cemile! Cemile, beni bırakma Cemile, ne olur. Kızım, yavrum.
Hayır baba, hayır. Sus kız, bağırıp durma. Bana bunu yapmaya hakkınız yok. Ben ne kötülük yaptım size? Abinin evlenmesi için böyle olması gerekiyor. Ben gece gündüz çalışır bulurum o parayı baba. Ne olur vermeyin beni lütfen. Uzun ettin ama. Saniye sürekli ağlayıp durma. Karar verilmiştir. Der gidiyorsun o kadar.